arkadaşlar. İtalyan oyuncakları vs Türk oyuncakları diyoruz. Hatırladınız mı bunu? İtalyan oyuncakları videomuzdan. Bakın. Çok seviyorum. Arkadaşlar şimdi reklamı gözlemleyebiliyorsunuz değil mi? Bunu kimseden saklamıyorum arkadaşlar. Çünkü Gül ablanız biliyorsunuz ki Türkiye'nin slime kraliçesi. Ve dünyanın en güzel slime'larını yapılmış slime'ları buldu getirdi size arkadaşlar. Maalesef bunlar Türkiye'de olmadığı için sizlere öneremiyorum. Wow. Oh, bir tık bozulmuş gibi geldi bana. Şimdi Buse'cim şu sana ne anlattı? Hani olur ya meyveli yoğurtlar kapaklarının üzerine böyle yapışır. Onu böyle kaşıkla sen sıyırır mısın sıyırmaz mısın? Sıyırırsın. Hangimiz sıyırmaz acaba arkadaşlar? Şimdi bu slime bence Buse'cim domates salçası slime'ına döver. Bence de. Demiştim sana dövdü bile. Şu anda bu slime yemek beni inanılmaz gerdi arkadaşlar. Çünkü ses çıkartmıyor ya. Hadi o zaman şu mangolarımızı yerleştirelim üzerine. Atalım hepsini. Tam yine tutmayacakmış gibi geliyor ya. İşte bu mükemmel mango slime'ı şimdi gelin birlikte oynayalım. Ve bugün kendimle bir challenge'a giriyorum. Ve bu İtalyan slime'ın aynısını yapmaya çalışıyorum. Gelin biraz oynayalım. İçinden hatırlıyorsanız şöyle plastik mangocuklar çıkmıştı. Bu mangolu bir slime'dı. Yapısı, dokusu yapış yapış. İçindekileri tutmuyor. Ondan sonra arkadaşlar elimde hiç güzel bir his bırakmıyor. Ses deseniz ses yok. O yüzden ben şimdi bu İtalyan mangolu slime'la yarışacağım ve bakalım. Bakalım. Bundan daha güzel bir slime yapabilecek miyim? Haydi başlayalım. Bakın hala da yere döktü. Belki ben şimdi kendi slime'ıma bu yere dökülen mango parçacıklarını katarım. Ne dersiniz arkadaşlar? Çünkü benim slime'ım o kadar güzel olacak ki bu parçaları tutacak. Nerede yapalım? Hadi gelin yerde yapalım. Önce bu tutkalla yapacağım. Çünkü farkındaysanız yapısından dokusundan. Sanki buz tutkalla yapılmış bir dokusu var. Doğruya doğru bir bakın şunun dokusuna. Evet. Sarı rengim olmadığı için ben turuncu renk katacağım. Buna nasıl katacağım kesinlikle bilmiyorum. Şöyle vuralım. Bakın. Aslında bu turuncu da değilmiş arkadaşlar. Bu birazcık nar çiçeğiymiş. Ceylin az önce hatırlattı. Nar çiçeği rengini ben eski oturduğumuz evdeyken yani ben yaklaşık bir 12-13-14 yaşlarındayken çok seviyordum arkadaşlar. O kadar seviyordum ki her şeyim nar çiçekliydi. Pantolonum vardı, tişörtüm vardı, montum çok vardı nar çiçekli. Çok da güzel renk değil yani. Evet hiç güzel bir renk değil. Neden sevmişim bilmiyorum. Şimdi birazcık sıvıcılar ekliyorum. Ne katmadım hadi fark edin. Şu boyayı da alıyorum bir yandan arkadaşlar siz düşünürken. Ben edemedim. Ne katmadığımı bulun yani tahmin etmeyin bulun. Fark edin ne katmadım ben bu slime'ı. Sincer kattın, tutkal kattın. Başka ne katacaksın? Slime böyle yapılıyor. Yok. Ne katmadım arkadaşlar? Hadi yorumlara, yorumlara. Hayır. Ne katmadım? Ne katmadım? Tamam. İnanamıyorum sana ya. Slime'ın olmazsa olmazı. Nesi? Yani olursa da olur ama yani olmazsa olmazı. C'leri söylemeyeceğim. İpucu bile vermeyeceğim. Bulacaksın. Düşün. Slime'a ne katılır ve ben ne katmam? Trash köpüğü. Evet. Ay. Yok artık. Yok artık. Evet. Arkadaşlar trash köpüğü katmamama sebebi tam olarak şu dokuda bir slime elde etmek istiyorum. Bakın mesela o doku şimdiden elde edilmeye başlandı. Eğer şu an bu yaptığım tekniği... Ay. Sen şey konuştun mu arkadaşlarımızla? Sınavları nasıl geçmiş? Arkadaşlar LGS'ye giren var mıydı aranızda? Liseye geçiş sınavı artık liseli mi oldunuz arkadaşlar? LGS'ye giren varsa aranızda nasıl geçti? Hadi size yorumlarda bekliyorum. Şimdi Ceylin sözümü kesmişsin, geri dönüyorum. Bu kız da sınava girecek. 10 gün sonra Ceylin ablanın sınava girecek arkadaşlar. Evet. Şimdi benim sözümü kesme. Arkadaşlar bunu... Çok stresli. Tıraş köpüksüz yapmamın sebebi bu dokuya ulaşmasıydı. Peki neden bu tutkalla yaptım? Neden slime PVA ile yapmadım? Bilmiyorum ben. Çünkü slime PVA şeffaf. Aha. Yapısı dokusu daha farklı. Bunun gibi böyle bıngıl olmuyor Ceylin. Daha böyle katı, sert oluyor. Nasıl ya? Evet, bence ona daha bıngıl... Yok. Yok gerçekten olmuyor Ceylin. Tıraş köpüğü katmayınca bu tutkal tam olarak istediğimiz o bıngıl, o ne diyorduk o slime'lara Ceylin? Butter. Yok butter değil şey. Bıngıl. Bıngıl. Silindir bir şeyin içinden slime esen diyorduk ya ne slime diyorduk hani o eski tür slime'lara? Çöplük. Sümük. Hayır. Hani bir şey balçık. Balçık. Değil mi? Balçık mı? Doğru mu? Evet. Balçık mı diyor? Evet. Tamam balçık diyor kardeşim. Balçık slime işte arkadaşlar. Balçık şey işte böyle toprak böyle erimiş toprak. Evet. Ne deniyor ona? İçine giriyorsun yakalıyorsun ya. Çamur balçık işte dedi. Şu an bu slime yani tam olarak İtalyan slime ile birebir aynı slime oldu. Şu an elimdeki slime, şu an bu gördüğünüz slime tam olarak bununla aynı slime oldu. Tek farkı renk. Evet rengi. Bak ben, bir şey diyeyim mi? Ben rengin biraz daha iyi olacağını düşünmüştüm. Hayatımızda hiçbir zaman her şeyimiz tam olmadı. Yani mesela yani mesela bir şey yapacağız. Tıpatıp aynısını yapacağımız bir şey. Mesela annemin yaptığı Barbie'ler falan bir şey demiyorum. Onlar uçuk. Böyle basit şeyler yani olmasa da olur olan şeylerde başka alternatifler düşünüyoruz. Hani çok üstünde durmuyoruz. Evet yani
sarı boyamız yoktu arkadaşlar. Çıkıp alabilir miydim? Alabilirdim. Ama dedim ki bu da sarıya benziyor, turuncu. Meğer nar çiçeğiymiş. Hem de beyazla buluşunca da pembeleşmiş arkadaşlar. Bakalım. Ten rengi. Teline koy ten rengi. Aa ten rengi. Yok. Evet. Ya en gıcık olduğum şey arkadaşlar, siz de bunun farkında mısınız? Boyalarda, kurşun kalem boyalarında ten rengi diye koydukları boya bu ama ten rengimizle alakası yok ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu ne ya? Ama abi, gerçekten abi, böyle var ama böyle ten rengi insanlar var. Abartma, animasyonda var. Gerçekte yok yani. Çinliler falan hiçbir kimse böyle değil. Cilmez. Kayu böyle. Eminim. Nira'ya böyle. Değil, hayır. Nira'ya böyle. Değil. Evet, onlar da sarı altta. Evet, onlar da sarı. Böyle bir şey yok. Bu sadece çizim kalemi rengi. Uf, gördünüz mü? Ses. Evet. Of, size kadar geldi. Oh, wait. Peki bu nasıl bir sesli Jane? Mükemmel. Arkadaşlar biliyorsunuz ki rengi tutturamadık. O yüzden yapmam gereken, yani yapmak zorunda hissettiğim kendime bir hamle var. Ne? Bu hamleyi yaparsam belki biraz daha benzer. Ne? Ne diyorsunuz? O bile aynı tonda değil be. O bile. O biraz önemli. Şimdi buna şöyle yarımcak buna alıyorum ve karıştırıyorum. Wow. Thanos'un el gibi yaptın. Bu iki renk uyumu çok kötü. Evet, bakalım karıştırma nasıl olacak. Bu sarı top var ya, sarı Instagram top, biraz renk versin istiyorum diye. Evet, peki verir. Ama vermeyecek kesinlikle. Belki birkaç gün, 3-4 gün, 5-6, 7-8, 9 gün falan bekledikten sonra verebilirim. Ben sınavlar çıkınca bakalım. Tamam. Artık hayatımızdaki 10 gün benim sınavım. Yarın da 9 gün benim sınavım olacak. Şey ne demek ya 9 gün? Şaka mı? Değil mi? Ay, renk mi verdi, ben mi yanlış görüyorum? Ne? Nasıl yani? Nasıl? Sonsuz ses. Bir dakika sessizlik. Köpeğin özelliği bulmuş, ben sadece görüntü sanıyorum. Sessizlik. Ama sanırım ki ilk sese dayanamıyorum. Evet. Neden olmuyor? Bir seferlik miymiş o? Oldu ki niye hoşnutsun? Hoşnut tutsun. Hoşnut değilim işte. O patır 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 olduğunu siz duymak istiyorum. Topların rengini verdiğini nereden anlarız? Gel. Anlamayız. Bazı toplar beyazlaştı. Bakayım. Şu top... Hayır, bazıları beyazdı. Hayır değil. Evet öyle. Hayır. Oluyor. Bak. Rengini verseydi slime bu renk olmazdı şu an. Değil, slime rengi değişti. Hayır. Evet. Hayır sen size... Hayır bazı... Sen gözlerim uzamazsın. 1, 2, 3, 4, bir sürü... Şu an burada bir sürü renk, bir sürü beyaz top var. Tamam biz arasında kaç. Hayır bu toplar... Hadi mangolar ekle. Hayır hangisi bunların beyaz? Su, bir sürü görüyorum ben. Su bu renk, her kimisi beyaz. Bakarsın şu an. Değil. Arkadaşlar mangoları içine katalım mı? Bakın 2 tane mangom var. Kattım mango slime. Düşecek bakalım. Mi bakalım? Bakalım düşecekler mi? Düşen var mı? Düşen yok mu? Ne, o zaman ne diyoruz? Kayboldular. Kayboldular. Ha görüyorum. Oo gördüm bir tanesini. Yerinde gördüm, ikisini de gördüm. Jelly bone gibi. Arkadaşlar bu slime yaptığım en güzel slime oldu. Ama bir o kadar da beni en mutsuz eden slime oldu arkadaşlar. Bir türlü mutlu olamıyorum bu slime'den. Ama şöyle ikisini yan yana koyduğumuzda her ne kadar birbirlerinden farklı olsalar da hangisi sizce slime? Tabii ki de bu. Arkadaşlar İtalyan slime'ına maalesef Allah Allah. Slime deniyoruz. Sadece balçık diyoruz. Oyun hamurunun sıvılaştırılmış hali diyoruz. Ama slime deniyoruz. Diyerek artık videoyu bitiriyorum. İtalya vs Türkiye'yi Türkiye kazanmış oldu böylelikle. Benim yaptığım slime kazanmış oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar sağlık, mutluluk, eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın.